Merhaba, ben Rumaysa Kaygır. Bu hafta Göz'ün gördüğü gösterdiği programında Eskişehir'de geçen sene kurulan Eldem Sanat Alanı'nı ve orada şu an devam eden Geçit ve Hayali Temaşa sergilerini konuşacağız. Stüdyoda 3 tane konuğum var, onları tanıtayım hemen. Yanımda Esra Eldem bulunuyor, Eldem Sanat Alanı'nın kurucusu ve yöneticisi. Hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkürler. Yine şu an devam eden Hayali Temaşa sergisinin sanatçısı Elçin Acun burada. Ve Geçit sergisinin küratörü Melike Yazar, Melike Bayık, kendisi aynı zamanda sanat yazarı. Çok teşekkür ediyorum hepiniz de geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Önce Eldem Sanat Alanı'nı konuşarak başlayalım. 2019'da kurdunuz burayı ama normalde aslında İstanbul'da yaşıyorsunuz. Neden Eskişehir'de Odunpazarı'nda böyle bir yer kurmayı düşündünüz ve şimdiye dek neler yaptınız? Ve tabii ki de o çok güzel Dalyancı Konağı kullandığınız mekanı biraz anlatabilir misiniz? Öncelikle tekrar teşekkür ederim davetiniz için. Aslında her şey şöyle başladı. Biliyorsunuz İstanbul uzun bir süre önce epey bir göç verdi. Ben de o zaman sürecinde İstanbul dışındaki başka şehirlerdeki yaşam olanaklarını düşünmeye başladım. Ve ilk etapta doğduğum ve büyüdüğüm şehir olan Eskişehir'e yerleşmeye karar verdim. Doğru da bir karar vermiş olacağım ki çok kısa bir süre sonra Odunpazarı, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nden aile şirketimiz Eldem Şirketler Grubu'na Dalyancı Konağı'nın kültür ve sanat kurumuna dönüştürülmesi ve restorasyonu projesi teklifi geldi. Ben de Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunuyum. Böyle bir teklif alınca inanılmaz heyecanlandım. Ve bir araya geldik, ne yapabiliriz düşünürken karar verdik, biz bunu yapalım diye restorasyon süreci başladı. Bu süre içerisinde bir de Eldem Kültür ve Sanat Vakfı'nı oluşturmak istedik. Dalyancı Konağı dediğiniz gibi inanılmaz karakteristik bir bina, çok etkileyici bir tarihi yansıtıyor. Ama şu hale gelmesi uzun süreli bir çalışma sonucunda oldu. Terk edilmiş ve korumasız bırakılmış bir binaydı. Yaklaşık 2 sene kadar sürdü restorasyonu. Biz de bu süre içinde kimlik, nasıl bir yere dönüştüreceğiz burayı? Bir çağdaş sanat alanı kurmak istiyoruz ama nasıl bir yer olsun? Esnek bir yapısı olsun, farklı kolektif ve inisiyatiflerle bir araya gelerek projeler üretilsin. Her sene başka küratörlerle çalışalım, başka grafik ajanslarıyla çalışalım. Ve burası sadece bir sergileme alanı olarak değil, yaşayan disiplinler arası çok sesli bir diyalog ortamı olsun istedik. Açtığımız 2019 Mart dolaylarında çalışmalarımıza başladık. O zamandan beri 24 tane etkinlik düzenledik. Eylül ayında Dalyancı Konağı'nın yanına aynı bahçeden bağlanan fırını da dahil ettik. Fırın da eskiden bir, gerçekten bir ekmek fırını. Fırın ismini kullanmayı çok heyecanlandık. Fırın olarak onu da devreye soktuk. Ve açıldığımız günden bu yana grup ve kişisel sergilerin yanı sıra sanatçı konuşmaları, söyleşiler, film gösterimleri gibi etkinlikler düzenledik. Böyle nasıl peki ilgi Eskişehir halkından Odunpazarı bölgesinden? İlgi inanılmaz. Ve tabii ki bu açılış süresince nasıl geçeceğine de tam olarak emin olamıyorduk. Ben ne kadar Eskişehirli olsam da uzun yıllar Eskişehir'de değildim. Ama Eskişehir 3 tane üniversitesi, 2 tane muazzam güzel sanatlar fakültesi bulunan bir şehir. İlgi çok güzel. Her gelen insan mutlaka sergiyle ilgili konuşmak istiyor, diyalog kurmak istiyor. Gayet iyi. Elçin, sen de fırın kısmında bir sergi kurdun. Onu Geçit sergisini konuştuktan sonra yine döneceğiz ama ben Eskişehir'de ve Eldem Sanat Alanı'nda bir sergi açmak nasıl bir şey? Senin mekan hakkında ve belki de fırın hakkında söyleyeceklerini merak ediyorum. Aslında Esra bana ilk teklif ettiği zaman fırında sergi açmam konusunda ben çok heyecanlandım. Çünkü İstanbul dışında, tabii yurt dışında falan bir sürü sergiye katıldım ama ilk kez bir kişisel sergi açacaktım. O yüzden benim için çok heyecan verici oldu. Eskişehir'de hiç daha önce gitmemiştim. İlk kez sergi vesilesiyle gittim. Ve bence çok güzel bir şehir Eskişehir. Fikri çok hoşuma gitti. Yani ana sanat camiasının dışında bir yerde bir serginin olması, nasıl izleyicilerle karşılaşacağım, nasıl tepkiler alacağım, bunu orada test etmek benim için çok önemliydi. O yüzden
Çok da memnun kaldım. Bir İstanbul'daki insanlardan çok daha fazla gezen oldu. Bir sürü insan soru sordu. Normalde burada ki insanların çekindiği durumlarda hiç çekinmeden gayet cesurca sorular sordular. İlgi çok yüksekti. Daha sıcak bir havası var galiba Eskişehir İstanbul'a kıyasla diye ben evet, de anlıyorum. İlgililer insanlar. Buradaki insanlar bir şekilde kanıksamışlar artık bence belki biraz. Bir de hep aynı insanlarla burada takılıyoruz. Orada farklılık benim için çok enteresandı. Bir de mekan tabii ki çok çok güzel bir yer. Odunpazarı beni zaten ilk gittiğim zaman büyüledi yani. İnanılmaz bir yerdi. Konak ekstra çok güzel bir mekan. Ama fırın benim gittiğim anda böyle ısındığım, kendime ait hissettiğim, sergiyi kurarken de nasıl diyeyim, hiçbir şekilde zorlanmadım. Sanki orada yaşıyormuşum gibi dönüştürebildiğim bir aidiyet hissettiğim bir mekan oldu. Gerçekten de böyle sanki ekmek kokusu gelecekmiş gibi bir hali vardı yani fırının. Çok memnundum, çok güzel geçti. Ben güzeldi yani. Sergi zaten iki hafta daha da sürüyor. Evet. Melike, sen İstanbul'un en aktif genç küratörlerinden birisin. Oradaki deneyimlerini merak ediyorum ve sen aslında konağın ana mekanını çok güzel bir şekilde kullanmışsın. Bayağı çok sayıda sanatçının işlerini yerleştirmişsin. Serginin ismi de Geçit. Hem kendi deneyimlerini hem de bu sergiyi kurguladığın Geçit fikrini biraz anlatabilir misin? Aslında şöyle bir şeyle başlamak mümkün. Esra az önce Mart 2019'da çalışmaya başladıklarını söyledi. Şans eseri sonrasında biz Esra ile tanıştık ve Standart sergisini gezmişti İstanbul'da Adas'ta olan. Hemen onun üstüne tanıştığımızda sergi, Esra'nın yapmak istedikleri çok alternatif ve deneysel bir mekan. Şehir dışında yani İstanbul dışında yani bugün hala bence periferi kavramı artık eriyor ama periferde olduğunu düşündüğümüz bir alanda bunu kurgulamaya çalışıyordu. Sonra birlikte çalışmaya, birlikte yol almaya, mekan, projeler nasıl gitmeli kısmını çalışmaya başlamıştık. Dolayısıyla aslında Geçit sergisi çok daha geriye ve buralara kadar odaklanıyor. Çünkü Eskişehir inanılmaz, gerçekten deneysel bir alan. Oyun alanı, az önce Elçin'in de bahsettiği gibi izleyici kitlesi çok farklı, yaklaşım çok farklı ve zannedersem bugüne kadar yani çok fazla sergide çalıştım. Uzun yıllardır hani bir şekilde sanat ortamındayım, hem akademideyim hem sanat ortamının göbeğinde çeşitli insanlarla çalışıyorum. En rahat çalıştığım, yaptığım her eylemin arkasında gerçekten özgürce davranabildiğim bir alan. Dolayısıyla bunu Eskişehir sağlıyor, bunu Esra sağlıyor, bunu Eldem Sanat Alanı sağlıyor. Geçit sergisi de bu özelde aslında gelişti. Çünkü Standart aslında geçen sene Adas'ta kurguladım ve sonrasında Eylül'de Eskişehir'e taşıdığımız bu sergi ve bir şekilde sergi kendi içine de dönüştü ve değişti. Çünkü Adas'tayken farklı bir formu vardı, söylemi aynıydı ama Eskişehir'e taşındığında küratörlükteki en önemli şey mekan. Mekan nasıl yerleşecek, nasıl kurgulanacak ve sanatçıların eserleri mekan içinde nasıl gözükecek? Bu kısım çok önemli. Yani çok doğru rotasyonlarla ve izleyiciyi iyi stratejilerle kurgulamak ve yani özellikle Dalyancı Konağı için söylemem gerekiyor. Bunun çok güçlü bir yapı olduğu için eserlerin ezilmeden sergi söylemini, yapıtların aktarımını iyi ifade edebilecek bir forma kurgulamak gerekiyor. Dolayısıyla işte buradan yola çıkan bir şeydi. Bunları neden anlatıyorum? Çünkü Standart'ı Eskişehir'e götürdüğümüzde Eldem Sanat Alanı'nda özel bir kurgu yarattık. Bazı eserleri değiştirdik, bazı sanatçılar eklendi. Dolayısıyla mekanı özgü bir forma büründü aslında sergi. Bu arada ben şey de söylemek istiyorum. Biz şu an Kayhan Kaygısız'ın Geçit sergisiyle ilgili çektiği fotoğrafları görüyoruz. Hani onu da izleyicilere söyleyelim. Sen şu an geçen seneki Standart sergisinden aynen öyle. Çünkü Geçit sergisi bunun özelinde oluştu. Evet. Standart'ı tekrar Eskişehir'e taşıyacağım zaman sanatçılarla yani Standart'taki sanatçıları aktarırken şöyle. Şimdi burası yepyeni bir mekan ve ilk sergisini yapacak. Birlikte yapacağımız ilk deneysel alan. Bunun gibi anlatırken şunu söylüyormuşum ben farkında olmadan. Bu alan kim tarafından kurgulandı, yapıldı, yıllar öncesine temellik eden bir tarafı var. Bilinmiyor. Yani hangi kimlikten, milletten birisi bu mekanı yaptı. Bu konakta kim yaşadı? Yani. Hiçbir fikir yok, hiçbir aidiyet hakikaten bulunamıyor. Yani birçok söylem var tabii ki ama hepsi rivayetten ibaret. Ve gerçek bir söylem değil. Bilinen tek bir kadın ismi var. Bunu hakikaten anmak istiyorum, Nezire Hanım. Çünkü sergideki yapıtlardan birisine, mekana özgü kurgulanan eserlerden birine zaten ilham kaynağı oldu. O yüzden Nezire Hanım dediğimiz için, hanım dediğimiz için ve yeni yeni içine girdiğim sanat tarihi kökeninde tabii ki şu veriyi alıyorum. Cumhuriyet dönemi öncesine tekabül ediyor bu. Dolayısıyla elimizdeki konak minimum 100 yıllık. Yani bunu biliyoruz hani 23 tamam okey bir 3 yıl 4 yıl yapıldı belki daha eski. Aslında tamamen fikir buradan çıktı. Bir sanatçının bana söylemiş o oldu. Mekke sürekli konağın kim tarafından yapıldığını bilmediğini bize sürekli söylüyorsun. Düzenli olarak bundan bahsediyorsun. Peki.
Bunu söylerken hani çeşitli etnik kökenlerden bahsediyorum, milletlerden, kimliklerden söz ediyorum ama bilmiyoruz. Özellikle mi söylüyorsun? Bir gerekçen var mı? Özellikle söylemediğini biliyorum ama neden? Hı hı. Bu kafamda sürekli yer etmeye ve anlatmaya başladım, düşünmeye başladım derken ikinci sergi fikri, Esra ile ikinci sergi yapacaktık. Yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Dalyancı Konağı ve Fırın çok özel bir alan. Yani Eksav Vakfı'nın kurduğu bu alan 1000 metrekare bir alana yayılıyor. Ve aslında biz avluyu da kullanıyoruz. Esra az önce 24 farklı projeden söz etti bugüne kadar yapılan. Film gösterimleri, söyleşiler birçok. Yani Eskişehir'e hakikaten sanat ortamına katkı sağlayacak her şeyi yapıyoruz. Yani bu alanda o yüzden söylerken şeydim, o zaman mekana dönelim. Ne yapabiliriz? Nasıl bir sergi çıkabilir? Geçit sergisi bu fikir üstüne çıktı aslında. Hmm. Ve dolayısıyla baktığımızda eskiden şöyle bir söylem vardı. 72,5 işte kimliğin yaşadığı bir ülke olarak geçiyordu burası. Yani bir vatan olarak geçiyordu. Ve bunun üstüne kimin kim olduğu hiç önemli değil. Yani eşit düzlemde bakmak gerekiyor. Okey, o zaman yapı üzerinden kültürel kimliğin mimari planda değişimine bakalım. Asimilasyon sürecine bakalım. Aslında Dalyancı Konağı'ndaki ilk sergi, yani geçit sergisi, standardın üstüne benim söylediğim, hangi kimliğe ait olduğunu bilmiyoruz ama çok güzel bir konak, estetik bir konak. Özellikle restorasyonu konusunda çok çalışılmış, her şey el boyaması diye bahsettim. Türkiye'deki birçok noktaya da dokunduğum bir şeydi. Çünkü restorasyon konusu çok soru işaretli bir alan bugün, biliyorsunuz. O yüzden sergi tamamen kültürel kimlik ve belleğin mimari plandaki yıkımı, asimilasyonu ve değişimi üstüne aslında odaklanıyor. Ve sergide yer alan 10 farklı sanatçı var. Bu sanatçılar da disiplinler arası perspektifte bir araya getirdi. Yani videoda görebiliyorsunuz, resim de var. Fotoğraf da izliyorsunuz ya da bir yerleştirmeyi de sergide görebiliyorsunuz. Bunun üzerine oluştu sergi. Sana birazdan daha detaylı sorular da soracağım. Kat kat işlerin üzerinden geçeriz. Ama Esra, sana sormak istiyorum. Senin bu sergiyle ilgili genel hislerin, söylemek istediklerin var mı? Yani aslında Melike'nin bahsettiklerinden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Bize Dalyancı Konağı projesi ilk geldiği andan itibaren biz onu çağdaş sanat alanına dönüştürmek istedik ama yeni bir kimlik oluşturmak, eski bir tarihin üzerine yeni bir kimlik oluşturmak sorunsal bir durum. Onun tarihinin gerçi aslına ulaşmadan ona Dan diye başka bir isim koymak sıkıntılı bir durumdu. Ben tahmin ediyorum ki seninle de konuşurken ilk tanıştığımız andan itibaren sürekli böyle bu tarz verilerle geliyordum. İşte Ermeni yapısı olabilir, Rum yapısı olabilir, işte bir takım mimarlarla görüşüyoruz. Onlar mimari unsurları dolayısıyla bir takım bilgiler paylaşıyorlar bizimle. O yüzden bütün bu konuşma sürecinin sonunda Melike'nin yeni sergi projesini tam olarak Dalyancı Konağı'nın tarihi üzerinden şekillendirmesi çok heyecan vericiydi benim için. Ve Melike'nin ile tanışmak ve bütün proje onunla başlamak benim için müthiş bir şanstı. Çünkü çok titizlikle çalışan bir küratör olduğunu düşünüyorum. Yani benim burada anladığım kadarıyla zaten sadece sergi kurmak değil, programlama konusunda da beraber çalışıyorsunuz genel olarak mı? En başında belki. En başından beri aslında kimlik konusunu beraber masaya yatırarak oluşturduk. Onun dışında da süreli sergilerimiz 3'er ay, 3,5 ay kadar sürüyor. Onun yan etkinliklerini de hep beraber tartışarak oluşturduk. Peki Melike, bu yani sizin, senle sergi gezerken benim fark ettiğim şey kafanda çok net bir yorumlayıcı planın olduğuydu. Yani hangi noktaya ben ne işi koydum, onu neden koydum ve izleyici buradan nasıl bir hikaye oluşturmalı gibi ince ince düşünmüşsün. Biraz onları senden dinlemek istiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla ilk katta biraz kültürel kimlik meselesine dokunan işler vardı. Biraz bunları anlatarak aslında şöyle, mekan benim için bir oyun alanı. Yani çok basit bir şekilde bunu söylemem gerekiyor. Ve oraya girdiğim zaman elimde normalde bir white capacity'den bahsederek bembeyaz bir alan olur. Yani galeri alanından. Tabii ki, aynen öyle. Galeri alanından bahsediyorum, doğru. Ve galeride her şeyi yapabilirsiniz. Duvarı kırabilirsiniz, yıkabilirsiniz, boyayabilirsiniz, çivi çakabilirsiniz. Ama Dalyancı Konağı'nda böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla benim ilk karşılaştığım şey, bu alanda ben nasıl oynayacağım? Hatta son günlerde de söylemeye başladığım bir şey var. Uzaydasınız ve ayakta durmaya çalışıyorsunuz. Gerçekten öyle. Çünkü Dalyancı Konağı çok özel bir yapı. Ve sergileri kurgularken aslında hakikaten birçok şey bir arada düşünüyorum. Yani yıllardır farklı sergilerde çalışıyorum, farklı sergiler yapıyorum, uzun zaman Marcus Graf'la çalıştım gibi bir hikayeler. Sanat yönetim master mezunuyum ve bunun üzerine mesela keza aynı bölümde, akademide çalışıyorum. O yüzden sürekli farklı küratöryel strateji ve deneysel alanı uluslararası açıdan da araştırıyorum ve inceliyorum. Akademik olarak da bakıyorum. Bu oyun alanı elime geldiğimde, yani geldiğinde Dalyancı Konağı'nda sergi yapma fikri ortaya çıktığında ilk başta aslında sıkıntı şuydu. Mekana dokunmadan nasıl sergileyebiliriz? Dolayısıyla çok alternatif sergileme biçimleri olabilecekti.
İlk sergiyi standart yerleştirirken çeşitli güçlükler oldu. Ama geçitte özellikle yaparken zaten birincinin üzerine gelmiş ve şekillenmiş bir şey vardı. Nasıl yapabiliriz? Duvara dokunamıyorsun. Mekana 15 kişiden fazla kişi giremiyor. Eserler ağır ve işte binaya zarar verebilecek ses, titreşim, gürültü, müzik gibi şeyler yapıyorsa yapıya zarar veriyor. Ve yapı zaten tabii ki Anıtlar Kurulu'na bağlı olduğu için ve belediyeden keza kiralandığı için çok daha alternatif sorunlar karşınızda. Dolayısıyla sergi yaparken aslında geçitte özellikle mekan kurgusunu planladığım aşamalarda her katı öncelikle teknik olarak sonra kurguladığım küratöryel yönlendirme ve stratejiye göre baktım. Giriş katta işte Büşra Çey ile karşılaşıyorsunuz aslında. Mekan çift kapılı yani avlusuyla aslında iki taraftan girişi var binaya, konağın bulunduğu alana. Ama bir ana girişi var konağın ve oradan girdiğinizde ben bir yerleştirmeyle izleyiciyi karşılamak istedim. Ve disiplin o yemek arası. Masasıyla. Aynen. Ve ilk anda gördüğü zaman insan hani gerçekten de o mekanı yemek masası diye zannedebiliyor bir an için. Aynen. Zaten tam olarak böyleydi. Az önce Nezire Hanım dediğim hikayede de şöyle başladı. Ben genellikle işimi çok riske almayı seven bir küratör değilim ama bunu şu açıdan söylüyorum. 10 tane sanatçıyla görüştüğümde, sergi yapalım, sergiye davet ettiğim zaman herkes birçok şeyi gösteriyor. Konak çok etkileyici gelebiliyor, sergi fikri iyi gelebiliyor ya da çok alternatif fikirler geliyor. Ama burada şöyle bir şey var. Mekanın kendi kriterlerini çok iyi bildiğim için dokunamam. Her işi göstermek mümkün olmayabilir. Atıyorum bir video gösterelim ama mekanın kendi altyapısı buna izin vermiyor. Çünkü işte şey değil, alttan kabloları geçen, dokunulmaz, görünmez, strateji olan bir yer değil yani. Tamamen kâgir bir yapı hakikaten. Kâgir bile demek mümkün değil. Yani kerpiçten yapılmış. Bir yere deldiğiniz zaman kum akıyor binadan. Zaten zar zor ayakta kalan bir yapı. Dolayısıyla aslında temellikte, yani temele bakıldığında serginin kurgusu, yerleştirme, video, resimler, her şey mekana özgü kurgulandı. Giriş katta aslında kültürel kimlik diye baktığın şeyi ben stratejik olarak kurgularken izleyicinin, izleyici olsaydım girdiğimde neyle karşılaşmayı hayal ederdim ya da beni ne hakikaten buna çekerdi? Bu soruyla yaklaşıyorum. Çünkü sergi gezerken de küratör olarak şuna bakıyorum. Ben bu sergiyi nasıl kurgulardım? Bu akademik kimlikle alakalı bir şey muhtemelen. Ben buna nasıl bakardım? İzleyiciyi nasıl çekerdim? Bir sanatçı olsaydım bu benim neyimi çekerdi? Farklı aslında şeylerden, uzmanlık alanlarından da bakmaya çalışıyorum. O yüzden karşılaştığımız şey, girişte 4 sanatçı var. Sergide toplam 10 sanatçı var. Giriş katta Büşra Çelik'in yerleştirmesi, Horf'un farklı şeylerde yaptığı işte pirinç kaplamalı eserleriyle resimleri, işte Egemen Tuncer'in yerleştirme, heykel yerleştirmeli videosu ve Vahit Tuna'nın yerleştirmesi var. Giriş katı aslında izleyiciyi disiplinler arası bir perspektife çekebilecek kat. Şimdi yani hepsi bireysel ve toplumsal konulara odaklanıyor ve bu dördü de çeşitli açılardan birbirine bir paralellik gösteriyor. Aslında giriş katı bu şekilde kurguladım. Bu giriş kattaki işler hakkında bir parça detay verebilirsin aslında. Yani Büşra'nın işinden ve yani birer cümleyle onları dinleyebiliriz senden neyden bahsettiklerini. Okey, şöyleydi aslında. Büşra Çeylin eseri, Büşra Eskişehir'e gelip 10 gün mekana özgü çalışan, o üstünde mumun, çiçeğin olduğu, yamuk duran sandalye ve masanın olduğu ya da duvarda eriyen çerçevelerin olduğu eser. Formal olarak bunu anlatmak gerekirse bu şekilde betimlerim. Aslında Büşra'ya ben sergi davet ettiğimde şöyle söyledim. Bir hikaye var elimizde. Sergi böyle böyle. Nereden çıkıyor, nereye gidiyoruz? Nezire Hanım diye bir kadın var. Bu kadın tek başına yalnız bir şekilde konakta yaşıyor. Evli. Sonrasında yalnız kalıyor. Eşi terk ediyor. Hikayesi bilinmiyor. Büşra ile konuşurken bu hikayeyi anlattığımda çok etkilendi. Ve çok kişisel bir hikaye. Ve çok fazla işte çeşitli kimliklerden arkadaşları, çevresi, eşi, dostu var. Uzunca bir dönemde adada yaşamış zaten. Dolayısıyla dedi ki ben bu hikaye üzerine bir kurgu yapmak istiyorum. Eriyen masalar, sönmüş bir mum, duvarda akan çerçeveler. Birisi terk etti mi, kaldı mı? Orada yaşıyor muydu, yaşamıyor muydu? Çünkü biz bu veriye ulaşmaya çalışsak bulamıyoruz. Dolayısıyla mesela şu an karşılaştığı hikaye bireysel olarak onu etkileyen toplumsal bir konuydu. Çünkü hikaye aslında buna temelleniyor. Bugün de yaşadığımız bence son günlerdeki güncel duruma çok iyi referans veren bir açıdan bakılınca. Egemen Tuncer'in videosuysa çok daha dijital bir iş. Çünkü Google Earth'ten çeşitli dünyanın merkezleri olan bir video karşımızda. Ve bu videonun önünde de bir tane heykel var, bir giriş kapısı. Bu da bundan birkaç yıl önce yıkılan aslında bir antik şehrin giriş kapısı. Palmira antik kapısı. Ve bu aslında Suriye'deki. Suriye'deki aynen. Palmira antik kapısının aslında dijital 3D bir heykeli. Ve onu videonun önüne yerleştirerek aslında çeşitli şehir merkezlerine tekrar bunu canlandırıyor. Artık orası yok. Gerçekten göremeyeceğiz. Ancak şu var. Videoda onu tekrar yaşattığı şey
3D heykelini yapabileceği bir formda birçok fotoğrafı var. Bunu dijital versiyon olarak üretebiliyorsunuz artık. Hı-hı. Ne kadar gerçek ne kadar değil, böyle bir şeye dokunuyor. O videodaki müzik bence çok etkileyiciydi. Hı-hı. Ve konağın genel haliyle de çok iyi uyuyordu gerçekten. İç içe geçiyordu. Zaten evet, Egemen'i evet, sergiye davet ettim de şöyleydi. Bana alternatif birkaç tane seriden eser sundu. Bu video daha önce Bilsart'ta gösterildi. Biz sergiden göstermeden 1-1,5 ay hı-hı, önce yanlış hatırlamıyorsam bana bu videoyu teklif etti. Dedim ki bir bakalım önce, işte risk almamak yani, hı-hı, hakikaten doğru anlatım ve kurguladığım fikre iyi oturması gerekiyor. Risk almadan bir bakayım dedim. Sonra Bilsart'a gittim ve videoyu izledim. Girdiğim anda büyülendim. Yani gerçekten çok etkilendim. Müzik, ses, heykel anlatmaya çalıştı. Bütün kurguyu o kadar iyi oturtmuştu ki mesela. Yani gerçekten güçlü bir eser ve hakikaten entelektüel bir sanatçıyla karşılaştığınızda diyorsunuz ki evet bu. Ve sonra dedim ki evet bunu göstermek istiyorum. Ama zaten sonra konağın ikinci katında, birazdan anlatacağımız katında da şöyle. Başka iki fotoğrafı var. Yine aynı konulardan yaklaşıyor. Dolayısıyla girişe de videoyu biraz da bu yüzden koymak istedim. Hı hı. Bir yerleştirmeyle karşılaşıp tekrar aynı kurguda ve anlatıda başka videoyla karşılaşmak. Ümit'in eserlerinde keza benzer şeyler var. O da aslında bir sınır eyleminden bahsediyor. Yani iki farklı serisinden eserler var orada. Pirinçler üstüne tamamen aslında soyut gibi gözüken doğudaki bazı şehirlerin haritası gibi bir şey var. Bir diğer tarafta da aslında bunların içinde küçük ikonik resimler, işte bir ayıcık var. Bir mimari planın küçük bir köşesinden resim var. Bunlarla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla giriş katı aslında tamamen bireysel ve toplumsal odaklara bakıyor. Yani doğu-batı sınır eylemleri arasındaki yerlere bakıyor. Çünkü Egemen bir yandan doğudaki bir yere ele alıyor. Orada yıkılan bir kapı. Ümit bir yandan benzer bir şey yapıyor. Horf bunu, hı-hı, yapıyor. Büşra'nın yaptığı şey kim olduğunu sorgulamak ve orada aslında anonim bir kimlik bellek sorgulaması yaratması. Bir diğer taraftan da konağın alt kattaki diğer ve son odası Vahit Tuna'nın davul ve üzerinde yavaş yavaş yıkılan kumu. Tuhaf böyle şey bir ses var ve kum yavaş yavaş basla birlikte yıkılıyor. Aslında sergiye geçit alanı vermeme de dokunacağım buradan. Çünkü Vahit Bey'le de bunu konuşmuştuk. Aslında bu bir geçit töreni gibi yani. Ben buna birazcık daha farklı bakıyorum. Biraz daha politik tarafları var, bunun sosyolojik tarafı var, psikolojik kimlik tarafı var. Çok farklı ve yönlendirmeleri var. Dolayısıyla geçmişten bugüne aslında konak bir geçit alanı gibi. Nereden nereye gittiğini göstermek gibi. Serginin adı bu yüzden geçit aslında. Ve Vahit Bey'in de işi aslında buna referans veriyor. Yıkılan, tekrar toparlanan. Çünkü okum arada tekrar düzeltiliyor ve tekrar gidiyor. Bir ses var. Yavaş yavaş alışıyorsunuz, görüntü alışıyorsunuz ve tekrar yıkılmaya başlıyor. Bunun gibi aslında birazcık daha tarih tekerrür ediyor gibi bir şey belki bunu söylemek mümkün. Giriş kat genel anlamda bu şekilde. Evet, o Vahit Tuna'nın işinde de o sesin getirdiği titreşimle okumun yıkılmasının da hani, hı-hı, çok böyle insan hani ülke hakkında ve tarih hakkında birçok şey düşünebiliyor gerçekten de. Çok kesinlikle etkileyici. Sizin bu kattaki işler hakkında yapmak istediğiniz bir yorum var mıdır? Yani Melike çok güzel anlattı zaten bütün işleri ayrıntısıyla. Üst kata geçerken de aslında o hikaye devam ediyor. Hı hı. Yani içeri girdiğiniz zaman, ki öyle de olmalı, hem o konağın tarihini hissetmek hem de bu zamana kadar Türkiye neler yaşadı, dünyada neler oluyor, birazcık bu konuları düşündürebilecek bir ortam sağlamak çok önemli bence sanatla alakalı, görüşümü sorarsanız eğer. O yüzden... çok güzel bir titizlikle gittiğini düşünüyorum. Evet. İkinci katı geçelim o zaman istersen. Tamam. Orada da sanki biraz mekanla ilişkimiz ve böyle yani her iş ayrı bir mekanla ilgili bir ağıt gibi geldi bana. Hı-hı. Sen orayı nasıl kurguladığını anlatabilirsin. Aslında şöyle, ben mekanı az önce söyledim ya, oyun alanı benim için diye. Hı-hı. Yani kocaman iki katlı bir konak ve bunun alt katında söyleşi yaptığımız bir mahzen alanı da var. Aslında çok büyük bir yapı burası. Ve bunun her birini birbirinden ayrı görmüyorum. Her biri tek bir parçaya aslında aidiyet gösteriyor. İkinci kata çıktığımızda da konu aslında kendi özelinde ve mimariye zarar vermeden ilerlemesi gerektiği gibi, işte o yüzden şey, küratöryel bir strateji, teknik olarak doğru yönlendirilmesi gereken bir adım olarak görüyorum. İkinci kata çıkılında büyük ve geniş bir hol gibi nitelendirebileceğim bir alan var. Aslında işte hakikaten oraya bakıldığında çok doğru bir yönlendirme, ne kadar ne koyulabilir? Bir heykel koyabilirsiniz, duvarları kullanabilirsiniz, tek parça bir yapıt koyabilirsiniz, yerleştirme, her şey olabilir. Ama alt katta yerleştirmeler varsa üst katta o zaman alternatif bir yerleştirme olmalı diye bakıyorum mesela. Hmm. Üst katta izleyicinin ilk karşılaşacağı, çünkü yavaş yavaş dönüp çıktığınızda bir merdivenden yukarı ikiye ulaşıyorsunuz. Ve direkt tam karşınızda renkli boyalar içinde bir tane Hasan Pehlivan işi var mesela. İzleyicinin ilk karşılaştığı şey. Bir yandan soyut bir form aslında, yani küçük kareler içinde iç içe geçmiş soyut bir resim gibi gözüküyor. Epoksi içinde aslında bir heykel gibi, belki bir buluntu gibi aslında bunu adletmek mümkün. Allah Allah diyorsunuz. Çünkü alt katta size daha hikaye, farklı şeyler veren, direkt sezgi olarak anlattığınız bir kurgu vardı. Üst katta başka yönelimler başlıyor. Yine Ümit'in, Horf'un başka bir eseri var. Kadın isimlerinin yazdığı bir linol baskısı var tam bunun karşısında.
Ortada Çağrı Sarayı'nın bir yerleştirmesi var. Bu da aslında Türkiye'deki bu unutulan mekanlar ya da unutulmaktan ziyade değiştirilen, dönüştürülen, farklı formlara dokunan mekanlar. Haydarpaşa Garı gibi, Kuleli Askeri Lisesi gibi ya da Dolmabahçe gibi farklı mekanlar var. Bu da bir baskı ve biz bunu yerde sergiliyoruz. Yani bu birazcık daha şey gibi, Kayhan'ın çektiği fotoğraflarda da gözüküyor zaten. Mekanın tam ortasında yayılmış ve yerleşmiş gibi. İkinci kat o yüzden birazcık daha alan olarak zaten daha geniş ve yayılıyor, oturuyor. Yani mekanın kendi kimliklerine aslında odaklanmaya başlıyor. Keza yine aynı yerde Egemen Tuncer'in iki farklı fotoğrafı var. Bu da 1930'larda kurulmuş olan likör fabrikasının fotoğrafları. Jochen Prahl'in resimleri, Tanzer Arık'ın heykeli. Eda Aslan'ın bir yerleştirmesi demem mümkün buna. Heykel ve aslında duvarda bir yerleştirmesi. Ve Gülsün Kara Mustafa'nın bir yerleştirmesi var. Hı-hı. O yüzden üst kat kendi içinde birazcık da aslında belki genel bütünlük içinde o tarihi kurguyu ortaya çıkaran, bahsettiğimiz kimlik, kültürel asimilasyon sürecini ortaya koyan bir yapı içinde. Belki birer cümleyle bütün işlerin, hı-hı, çünkü onların mekan hikayeleri çok güzel olduğu için, hı-hı, senden bir dinlemek istiyorum. Mesela Hasan Pehlivan'ınki bir inşaat alanında bulunmuş bir şey. Ben anlatmayayım, sen anlat istersen. Evet, aslında şöyle, senle sergi gezerken de çok tatlı tatlı konuşmuştuk. Aslında Hasan şöyle, sergiye davet ettiğimde de sevdiğim ve takip ettiğim sanatçılardan birisi. Marmara Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar'da okurken, Hacıbadem Kampüsü, oradan şeye geliyor, işte Fikirtepe, bugün artık olmayan, benim İstanbul'da 7 yıl önce taşındım, gördüm, ilk Fikirtepe'ye geliyor. Ve geceleri orada sokak sanatçısı aynı zamanda, çalışıyorlar, duvarları çiziyorlar, spreyler yapıyorlar. Hasan tabii ki kendi aslında Diyarbakırlı olmasını da getirdiği bir şeyle aslında sürekli yıkım ve inşaat süreçlerine odaklanan bir sanatçı. Ve orada aslında Fikirtepe'nin duvarlarını boyuyor, kendi sınırlarını yaratıyor, Diyarbakır'daki suru koyuyor aslında derken Fikirtepe yıkılıyor. Ve Hasan sonra bu çizili resimleri bulmak için oraya gidiyor ve bir buluntu olarak nitelememin sebebi bu zaten. Çizili resimlerin tamamını bulmaya başlıyor, onları gerçekten toplamaya başlıyor. İşte duvar kalıntıları, MDF'ler üstüne yapılmış resimler, bunları buluyor. Ve ardından müzevari bir yaklaşımla bunları epoksi içine koyarak aslında bir buluntuyu tekrar geri getiriyor ve döndürüyor. Çünkü ne olacak? Orası artık inşaat atığı olarak bir yere, işte İstanbul'daki herhangi bir çöplüğe gidecek. Bir yandan aslında geri çağırıyor, tekrar onları mekana getiriyor ve bugün değişen Fikirtepe'ye odaklanıyor. Ya o insanın kendi yaptığı resmi inşaat kalıntısı içerisinden bulması fikri bence çok güzeldi. Çok etkileyici. Yine Ho'nun da o aile apartmanındaki kadınların isimleri, hı-hı, üzerinden yaptığı o çok ilginç. Matrak aslında. Bir aynen öyle. Yani. O çok ilginç bir iş bence ve herkes kendinden bir parça buluyor ve sergi de aslında bunu söylemek üzerine. Çünkü herkesin kendine ait bulabileceği birçok şey var. İlk işi gören herkes şey söylüyor. Ah, kadın cinayetleri, çünkü çok gündemde ve ne yazık ki gündemde, çok konuşuluyor, çok sıklıkla başımıza geliyor. Aslında Ümit'in bu işi yaparken kurguladığı şey şu, çocukluğunda oradaki kadın isimlerinin olduğu bir apartmanda oturuyor. Her katta annesinin arkadaşı olan kadınların isimleri aslında ve onun kendi kimliği, yani bireysele odaklandığımız zaman oluşturan yapı, geçmişine baktığı zaman, hepimiz geçmişimize baktığı zaman kendimizden kimlik, kültür, yaşadığımız yerler, aidiyetle ilgili bir birikim çıkarırız. Aslında o Ümit'in, yine Büşra'nın anlattığım hikayedeki gibi, kendine odaklanan bireysel şeyi. Gülsün Kara Mustafa'nın işini belki. Gülsün Kara Mustafa sergiye en çok aslında referans ve çıkış noktası yaratan eserlerden birisi apartman projesi. Bu proje 2013 yılında aslında SALT'ta gösterildi, SALT Beyoğlu'nda. Bir an yaşadığı apartmanı diyor ki, nerede yaşıyorum ve ne yapıyorum, kime ait, nereden geliyor? Aslında benim tam sergi fikrini kurgulama noktam ve çıkış noktamdı. Üstüne araştırmaya başlıyor, mübadeleye gidiyor, orada yaşayan Yunanlı aileye ulaşıyor ve buradan Yunanistan'a gidiyor, aileyle görüşüyor, röportajlar yapıyor. Aslında sergideki eser değil, dokümantasyonu. Hı-hı. Kendisiyle görüştüğümde de zaten orada yapılan 3-4 metrelik heykel bugün Yunanistan'da bir müzede ve o apartman olarak yani ortaya çıkardığı şey. Ama şu var, ben dokümantasyonunu göstermek istedim. Bu benim yaklaşımımdı. Çünkü aslında her şey sanat eseri olacak diye bir şey yok bir kurguyu anlatı yaratırken. Orada yine aslında birazcık daha dokümentatif ve arşivsel bir veriden dolayı apartman projesini göstermek istemiştim. Hı hı. Aynı odada Jochen Prahl var. Onun hikayesi tamamen mimari kimlik üstüne odaklanıyor ve bunun içinin boşaltılmasına odaklanıyor. Aslında sergide 3 farklı yapıtı var, 3 farklı resmi var. 70'lerde İstanbul'un inşaat sürecine tanıklık etmiş bir Alman sanatçı. Bugün de İstanbul'da yaşıyor. Çocukluğu İstanbul'da geçmiş. Boğaz Köprüsü'nün yapılışını, yapım, inşaat, tamamen işte istiklerin tekrar tekrar içinin boşaltılması, yapılmasını anlıyor. Dolayısıyla sergi aslında buradan, daha dışarıdan bir gözle bakıyor. Eda Aslan yine. Onun kelebek korsesi çok hüzünlü bir iş gerçekten. Çok hüzünlü gerçekten.
6-7 Eylül olaylarında Kelebek Korse dükkanının aslında yağmalanmasına odaklanıyor. İşte kapıya atılan ilk taşın oradaki izi ve kalıbı ve duvardaki aslında o korse aslında tamamen bu olaylara referans veriyor. Diğer tarafta Tanzer Arı'ya aslında minik bir merdiven heykeli var yine bir odada. Bu odadaki heykel de aslında bir bağlaç olarak görüyorum. Yani Johan'ın mimari kimliğe odaklanmasıyla aslında baktığımızda aynı şey. Çünkü merdiven ve mekanın kendisine odaklanan şeydi. İki katı birbirine bağlıyor. Bir yapı, bir kurgu ve bağlaç. Yani dolayısıyla geçmişten bugüne kopamayan, ayrışamayan o soyut kimlikte aslında besleniyor. Dolayısıyla böyle söylemek mümkün. Hı hı. Bayağı hepsini neredeyse anlattırdım sana. Teşekkürler. Biraz da Elçin'in sergisine geçelim ama ondan önce belki fırın kısmıyla ilgili senin söyleyeceklerin varsa onu merak ediyorum. Burayı biraz daha deneysel bir alan olarak kullanıyorsunuz evet. Sanırım. Yani tam oraya gelecektim ben de aslında. İki serginin birbiriyle bir bağlantısı da var fırından önce. Serginin içeriklerinden de bahsedebilirim. Mesela Eda Aslan'ın işinden bahsediyoruz. O iş ve Huorf'un 10 katlı apartmanın işi bence Elçin'in Hayali Temayişler sergisiyle çok fazla birbiriyle konuşuyor, referans veriyorlar. Eda Aslan'ın işi ilk gördüğüm andan itibaren beni inanılmaz heyecanlandıran. Çünkü gerçekten hem toplumsal hafızaya dair, o belleğin nasıl yitirildiğine dair bir kanıt sunarken bir yandan da kadının aslında yara alması, kadının sürekli zaten asimilasyona uğraması gibi bence bir alt metin de var. Ben onu hep öyle okuyorum. Fırında, yani Dalyancı konağında biz kürate edilmiş grup sergileri düzenlenmesi üzerine kurguladık. Fırını da genç sanatçıları temsil edecek ve kendi kişisel sergilerini tüm kendi inisiyatifiyle oluşturacakları bir alan olsun şeklinde kurguladık. Şu ana kadar kendi ulaştığımız sanatçılardan bir programa oluşturduk. Ama şeye de açığız, bütün başvurulara da açığız. Elçin'in sergisiyle ilgili belki Elçin kendisi bahsetmek ister. Ben senin sergin olduğunu orada bilmiyordum açıkçası. Hani Melike'nin sergisini gezmeye gittim ve bir sergi daha varmış diye hani gelmişken onu da göreyim diye içeri girdiğimde çok şaşırdım yani. Çok etkilendim çünkü o videoların yerleştirmelerinden de kendilerinden de. Sen orayı nasıl kurguladın? Hayali Temaşa işlerinin birinin ismi ama onu başlığa da taşımışsın. Biraz onları anlatır mısın? Ben bu sergide iki farklı serimden videoları birleştirdim. Zaten Hayali Temaşa yeni yaptığım iş, bu sergi için yaptım. Diğeri de öyküsü olmayan, birkaç sene önce yaptığım iki tane öyküsü olmayan serisinden iki enstalasyon var. Bunları birleştirerek bir sergi kurguladım. Hayali Temaşa aslında benim için bir illüzyondu. Bir projeksiyonu sokaklarda gezdirerek, onun tekrar videosunu çekerek bir sanal görüntüyü gerçek düzlemde kurgulamaya çalıştım. Hatta çok komik de bir hikayesi var. Çekimi çok zor oldu. Bir kamyon kiralamıştım onu çekebilmek için. Çünkü jeneratör ve projeksiyonu ve kamerayı aynı yere koymam gerekiyordu. Kamyon gecenin sonunda bozuldu. Ve kaldık biz ve gece saat 3-4 falan ve Kadıköy'de bir koca bir caddenin ortasındayız. Sonra insanlar geldiler, ittiler falan. Şu an anda şu an gördüğümüz iş. Evet. Aslında bu iş, insanlar geldiler, ittiler, kamyonu ilerlettik falan. Meğer aküsü bitmiş her neyse. Bu işte ben bir kamusal alanda kadının var olmasıyla ilgili bir dertten yola çıkmıştım. Bu yani maskülen olarak atfedebileceğimiz sokakta bir kadının görünürlüğünü nasıl kurgulayabilirim bunu düşünmüştüm. Ve bu böyle bir illüzyon yaratmaya çalıştım. Yani aslında burada gösterdiğim karakter çok kendinden emin bir şekilde yürüyor, geziniyor falan. Hiç böyle pervasız bile diyebiliriz o karaktere. Ama o aslında dokunulmaz da bir yandan. Çünkü sanal bir görüntü var orada. Yani aslında kamusal alanda bu karakter belki de sadece bu şekilde var olabiliyor. Biraz sanki düşündüm. Gerçekten uzak yani yaşadığımız gerçekliğin değil de özlenilen, istenilen bir şeymiş gibi insan düşünüyor. Evet, bir hayal. O yüzden ismini Hayali Temaşa koydum. Yani bir hayal aslında o. Bir hayalet ya da şehirde gizlenen bir hayalet belki. Belki bir
gerçeğin içinde bu şekilde nasıl bir görüntü, görünürlüğünü nasıl artırabileceğimi falan o tip şeyleri düşündüm. Sergideki genelde diğer işlerin hepsinde de aslında benim yani gördüğüm kadarıyla herkesin de görebileceği ortak bir şey. Yani bir çıplak bir kadın bedenini görüyoruz. Ki hani benim çok hoşuma giden bir şey değildir. Çünkü çıplak kadın bedeninin o şaşırtıcı etkisini, o şoku kullanmak bana çok şey geliyor. Yani sıkıldık yani bundan gibi bir halim var. Ama senin işlerinde hani bedene değil de aslında onun etrafına ve o duygulara odaklanabiliyoruz. Mesela yine az önce gösterilen havuzun içindeki o yüzmeye çalışan vücut mesela. Benim bir yayınımda da çok paylaştığım zaman inanılmaz bir etki aldı. Evet. Hani biraz belki onu da konuşabiliriz ve tabii, bu kadın yani, bedenine odaklanma halini açabilirsin. Evet. Ben aslında performatif video diye niteleyebileceğim bir tarzda çalışıyorum genelde. Yaptığım işlerde kendim oynuyorum ve kendim bir oynadığım karakterleri başına bir haller getirmek üzerine bir kurgular yaratıyorum. Bu eski işlerimde yani bir önceki işlerimde orada öyküsü olmayan diye ad verdiğim işlerde bir karakter kurguladığım karakterler bir boşuna çabalar içerisinde devam eden hep bir sıkışmışlık bir hapsolmuşluğun içinde sürekli bir şimdiki zamanı yaşayan karakterler. Burada senin dediğin beden kısmına girsem çıplak olarak kendim oynuyorum ama burada çıplaklık çok fazla göz önünde olmuyor. Çünkü erotik bir bakış açısıyla yaklaşmıyorum. Orada beden sadece bir beden, sadece bir temsil. O yüzden sanki aslında onlar giyinik de gibi bir yandan. Evet. Hiçbir şekilde çıplaklığı ikinci planında kalıyor. Kadının memesine vesaire bakmıyorsunuz. Evet. Onu sadece bir şey olarak, fikir olarak görüyorsunuz ve geçiyorsunuz. Evet. İkinci planda kalıyor aslında. Evet, evet. Bu çıplaklığı kullanmamın sebeplerinden bir tanesi aslında 1960'larda feminist sanatçıların da yaptığı gibi bir vurgu oluşturmak. Bu durumu kamusal alanda ya da kadınsal durumlara, kamusal alandaki durumlarına kadınların ya da işte toplumsal cinsiyet meselelerine bir vurguda bulunması. Yani o bahsettiğin gibi hani daha önceki serilerindeki sıkıntı duygusu çok net bir şekilde insana geçiyor. Ama bir yandan da şimdiki o hayali temaşadaki özgüven ve hani onun sokaklarda dolaşması da insanı en azından beni mutlu ediyor şimdi. Yani Kadınlar Günü'ne de yakın olduğumuz bugün de. Yani dışarı çıksın istedim. Yani o yaptığım işte artık o sıkışmışlık hep o boşluğun içinde o boşuna çabayı sürekli var etmeye çalışıp kendini işte havuzda suyun üzerine çıkmaya çalışıp asla çıkamaması, işte görünür olmaya çalışması diğer video enstalasyonunda sonra tekrar yok olması. Daha ziyade bu sefer dışarı çıksın istedim. Dışarıda ama yine de bir sanallık içinde yani aslında dışarıda mı var mı yok mu orada mı değil mi bununla ilgili bir sorgu içine girmeye çalıştım. Peki son olarak da birazcık Eskişehir'i konuşalım istiyorum. Yani son zamanlarda orada büyük bir hareketlenme var. Geçen haftada Odunpazarı Modern Müze'den konuklarım vardı. Kesinlikle bu müzenin şehre getirdiği dinamizm ve cesaret ve belki de Eldem Sanat Alanı da yine bu cesaretten payını alıyordur. Çok güzel şeyler olacak gibi gözüküyor önümüzdeki senelerde. Siz ne dersiniz? Kesinlikle. Yani dediğim gibi arada bir zaman vardı benim Eskişehir'den ayrılıp İstanbul'a yerleşip sonra tekrar döndüğüm o zaman içerisinde yerel yönetimin şehirle alakalı inanılmaz çalışmalar yaptığı gözle görülür bir şekilde netti. Bir kere alışık olmadığımız, büyük kentlerde alışık olmadığımız kadar bir düzene sahip işte ve aynı zamanda birçok sanatsal, kültür ve sanat etkinlikleri yapılıyor. Bu sene 15.si düzenlenecek Uluslararası Toprak Pişmiş Sempozyumu. Bulunduğumuz bölge, Odunpazarı bölgesi zaten bütün yerel yönetimin öncülüğüyle bir müzium quarter gibi bir alana dönüştürülmeye çalışılıyor. Ama tabii ki bir yandan da benzer bakış açılarına alışkın olduğumuz o kalıplaşmış yapı kırılmaya başlıyor. Hem müzenin buradaki inanılmaz büyük bir etkisi var tabii ki. Bizim için çok heyecan verici, bütün şehir için çok heyecan verici. Ben eminim ki önümüzdeki dönemde
daha önce belki çok da örneğini görmediğimiz şekilde burada sanatçı inisiyatiflerinin çıkacağını, kolektiflerin oluşacağını ve daha cesur bir diyalog ortamının oluşacağını düşünüyorum. Ben de katılıyorum. Sen ne dersin? Aldığımız tepkilerden bir kısmı da mesela İstanbul'da böyle bir sergi yapamazsınız gibi bir tepkiydi. Yani çok cesur buldular. Bunu çok duyduk. Bunu çok duyduk. Benim için çok şaşırtıcı ya bir şeydi. Sanırım fırından birazcık bahsetmek gerekirse tekrar sanatçının kendi inisiyatifiyle hiçbir direktife maruz kalmadan oluşturabileceği projelere mekan sağlamaktı o. Evet. Bu da sanırım birçok galeride aslında sanatçının bu kadar özgürlüğe sahip olmadığı başka bir alan sundu. Çünkü açıldığım, yani çok kısa aslında, 4. sergimiz bitiyor, 5. sergimiz açılacak. Pınar Maral'ın sergisi açılacak, buradan da söylemiş olayım 4 Nisan'da. Sanatçıların da sanırım bu alanı bir cesur ve deneysel bir alan olarak kullanmaları yaptıkları işi de etkiliyor. O sergilerin tarihlerini duyurabiliriz istersen. Tabii 4 Nisan'da Pınar Maral'ın sergisi, kişisel sergisi açılacak. Geçit sergisinden sonra da 28 Mart'ta Nazım Ünal Yılmaz ve Ceren Öztürk'ün beraber oluşturdukları bir grup sergisi Yürüyen Eşya açılacak. Melike sen ne diyorsun? Yani İstanbul'dan bakınca Eskişehir ne hale gelecek dersin? Geçen hafta Haldun Dostoğlu buradan birçok sanatçının oraya taşınıp orada atölye açacağını düşündüğünü söyledi. Muhtemelen böyle bir şey olacaktır. Böyle sen bir ne şey dersin? Var çünkü yani çok yakın Eskişehir. Hani ben günübirlik gidiyorum genellikle. Sabah treni akşam dönüyorum mesela, inanılmaz yakın ve şu var, beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü gerçekten İzmir, Ankara tamam bir yer, güzel, eğlenceli. Antalya, Bursa'da yeni bir şeyler olmaya başladı. Çok heyecanlı. Ama Eskişehir hem İstanbul'a çok yakın olması, hem de birçok sanatçının gitmesi, yaşaması, ekonomik, sanatsal, çeşitli özgürlük alanlarının çok daha hakikaten sunulmasından dolayı çok tercih edilmeye başladı. Ve bence çok hızlı bir şekilde yükseliyor ve daha da iyi gideceğini düşünüyorum. Ben yaptığım kişisel açıdan söyleyeyim, en rahat sergilerden birini, ikisini hakikaten orada yaptım. Keza aynı şeyi belki senin sergin içinde söylemek mümkün. Çok radikal ve hiçbir şey düşünmeden rahatça konuşabildiğiniz, üretebildiğiniz bir alan. Ve taşınacak bir iki sanatçı da biliyorum yani, Haldun Bey haklı bu konuda. Katılıyorum kesinlikle. Yani şey açısından da bence önemli, son olarak da onu söyleyeyim. Şimdi biz Anadolu'daki sergilere yani bir nokta Anadolu kriteriyle bakıyoruz. Hani evet. İstanbul kriteriyle onu değerlendirmemeye çalışıyorsun ama Eskişehir gerçekten de bir merkez şeyin kalitesinde diyeyim. Yani bu belki de çok elitist bir şey oldu söylediğim ama bir yandan da ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur diye yani düşünüyorum. Yani İstanbul'da bir sıkışmışlık da var aslında. Evet, bir tekrar mevzusu var. Bütün alanların temsiliyet mevzuları var bence. O yüzden bir süredir bu göçle beraber de bence bağlanıyor biraz. İzmir'de, Çanakkale'de, Ankara'da, Diyarbakır'da birçok farklı yapılar oluşmaya başladı. Bizim de aslında en çok heyecanlandığımız şeylerden birisi o yapılarla bir araya gelmek ve ortak projeler üretebilmek. O yüzden İstanbul'a bay bay diyoruz. Öyle gözüküyor. Ana akım buradaki sanat, ana sanat piyasasında yapılan işlerden çok daha farklı işler üretiliyor. Keza İzmir'deki inisiyatiflerde, Ankara'daki. Yani çok farklı ve yeni bir dil görüyorum ben açıkçası. O yüzden de ben de çok heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Evet, yani. Önümüzdeki senelerde de bunu konuştuğumuzda eminim çok daha farklı şeyler söylüyor oluruz. Çok teşekkür ediyorum konuklarım Esra Eldem, Elçin Acun ve Melike Bayık'la birlikte. Bu hafta Eskişehir'deki Eldem Sanat Alanı'nda şu an devam eden Geçit Sergisi'ni ve Hayali Temaşa sergilerini konuştuk. Geçit Sergisi'ne bitmesine bir hafta var, 15 Mart'ta bitiyor. Hayali Temaşa için de 2 haftanız var. O da 26 Mart'ta bitiyor. Önümüzdeki hafta bir başka sergiyi konuşmak üzere. İyi günler. Peki beklentiniz nedir? Eşitlik. 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 Ne bir eksik, ne bir fazla. Ne bir eksik, ne bir fazla. Ne bir eksik, ne bir fazla. Eşitlik istiyoruz. Nokta.